Biz başından beri, yönetime geldiğimizden beri çok samimi bir şekilde kişilerle değil, çözümlerle uğraşacağımızı söyledik. Bugün özellikle geldim. Türkiye Futbol Federasyonumuz bu hakem 21-22 sezonu hakem semineri için, açılışı için çağırdı. Özellikle geldim çünkü burada şikayet ettiğimiz konularda samimiyet göstererek çözüm önerilerinin parçası olmamız lazım. Oyunun güzelleşmesi hedefimiz var. Rekabetin sahaya inmesi hedefimiz var. Ayrıca da toplumun tüm kesimlerini kurallar hakkında bilgilendirme sorumluluğumuz var. Bugün geldik, güzel bir açılış oldu. Yani el uzatmazsanız çözüm gelmez. Tekrar söylüyorum. Biz Galatasaray olarak diğer kulüplerle de beraber konuşarak hareket ediyoruz. Artık Türkiye'yi gelecek bir kaos sezonunda istemiyoruz. Futbolun her alanında, sahada, cezalarda, her yerde her takıma eşit adalet istiyoruz. Ve tüm takımların adaleti kendi hakkımız gibi görerek, onların da haklarını ortak savunarak rekabet sahada olsun istiyoruz. İyi olan kazansın istiyoruz. Bu da Galatasaray'ın geçmişten gelen önemli bir misyonu var. Bu misyonu oynamak için de futbolun bütün paydaşlarıyla görüşüp, görüşlerimizi her masada aynı şekilde dile getirip, çözüm önerilerini de getirip bu çözümlerin arkasında irademizi koymaya devam edeceğiz. Şimdi biz geldiğimiz zaman baştan itibaren söylemiştik. Biz bir senelik değil, Galatasaray'ın 4-5 sene sonra tekrar hak ettiği yerlerde olabileceği bir sistemin çabasındayız. Bütün oyuncularımızı transfer ederken uzun vadeli kontratlar, belli bir yaşın altında genç oyuncular, gelişme Galatasaray'da gelişerek Galatasaray'ın oyun sistemine katkıda bulunacak oyuncular seçmeye çalışıyoruz. Bu tabii inceleyip sık dokumak gerekiyor. Arkasında ciddi bir çalışma var. Hem scout ekibimizin hem hocamızın hem de bizlerin. Dolayısıyla bu takımı şu anda bir takım önemli eksiklerimizi giderdik. Bunları gidermeye devam edeceğiz. Burada ana hedef kuvvetli bir 11 kurarak her sene 11'in %30'unu 40'ını değiştirmek değil. Kulübede katkı yapacak oyuncularla ileride bu 11'de transfer olan yabancı takımlara inşallah transfer olan veya yaşı dolayısıyla performans düşen oyuncularımızı yerine kulübelerine yetişecek oyunculara transfer etmek olacak. Çünkü bir takımın %30, %40'ını ilk 11'ini sürekli değiştirirseniz o takımın devamlı sistemsel olarak da başarısı söz konusu olmaz. Burada amacımız bu. Ayrıca bunun dışında da futbolda da bir sistem kurmak istiyoruz. Türkiye'ye yine önderlik edecek, bağımsız, profesyonel Galatasaray'ın sistemini kurmak istiyoruz. Burada ciddi adımlarımız var. Önümüzdeki günlerde de bunu uygulama şafasına geçmek üzereyiz. Pilot takım şu an için muhteşem bir şey oldu. Evet, pilot takım, pilot takımla ilgili çalışmalarımız var. Türkiye'de iki, yurt dışında da iki kulüple görüşüyoruz. Bir tanesi bitmek üzere. Umarım önümüzdeki bir iki hafta içinde açıklarız. Aramızdaki kontratları yapıyoruz ve buraları doğru yönetmek istiyoruz. Biliyorsunuz geçmişte bir pilot takım denememiz oldu. Orada başarılı olamadık maalesef. Bu pilot takım dediğiniz konu da ciddi ilgi isteyen, eğer oradan performans istiyorsanız da ciddi şekilde üzerine eğilmeniz gereken bir şey. Baştan her şeyi planlayarak gidiyoruz. Sadece Morutan'la ilgili değil, birçok oyuncu ile ilgili menajer bazlı pazarlama aktiviteleri yapılıyor. Bu bizim dışımızda. Hatta çok esprili bir sohbetimiz oldu. Cumartesi akşamı gece geç saatleri kadar Fatih Hoca ile beraberdik. O bana sordu, ben de ona sordum. Benim oğlum ve onun kızı, ikisi de oldu mu, böyle bir şey var mı diye bize mesaj attılar. Böyle bir şey yok. Resmi hiçbir teklifte hiçbir görüşme olmadı. Resmi teklif yapmadık. Böyle bir görüşme de olmadı. Bakın bu menajerlerin, özellikle bazı menajerlerin, tabii ki arada düzgün menajerler de var. Fakat bu menajerlerin yaratmaya çalıştıkları bizleri transfere zorlama oyununa biz gelmeyeceğiz. Biz istediğimiz oyuncunun kulübüyle ve menajerle direkt görüşüyoruz. Aracı kullanmıyoruz. Şükür her kulüple konuşacak lisanımız da var kulüp içerisinde. Bu menajerlerin artık taraftarımızın duygularıyla oynayarak oyuncuların fiyatlarını yükseltmek veya yönetimleri bir oyuncu alma mecburiyetine bırakma çabasına biz papuç bırakmayacağız. Bizim stratejimiz var ve o stratejimizi uyguluyoruz. Morutan'la ilgili herhangi bir resmi teklif, yazışma veya görüşme olmadı. Hatta şunu söyleyeyim, olmayacak. Olmayacak. Kulübüyle konuşuyorum. Ben şöyle bir karar aldım. Bütün kulüplerle ve oyuncuların menajeriyle kendim görüşüyorum. Aracı kullanmadan.
Halil Dervişoğlu da bunlardan bir tanesi. Birkaç oyuncu daha var. Ne durumda başkanım? Şu anda kulübü önümüzdeki sezon için kadro yapısı açısından bir karar vermedi. Onu bekliyoruz. O karar gerçekleştikten sonra tekrar görüşeceğiz. Falcao ile Fegüli'ye ben konuştum, görüştüm. Çok güzel hizmetler oldu. Fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerini ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Falcao ve Fegüli mi? Evet, Hayır, Falcao ile Fegüli ile konuştum. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek iyi bir Galatasaraylı olarak kısa zamanda kendilerine birer kulüp bulurlar. Ve bir Galatasaraylı olarak iyi ilişkilerle yollarımızı ayırırız ama önümüzdeki sene kadrosunda kendi ikisini de maliyet olarak düşünmüyoruz. Peki, bu yönetim kararıdır. Şu anda bizim size söylediğimiz yönetim kurulu kararıdır. Fatih hocamızın teknik kararları ayrı olabilir bu süreçte. Yani bu süreç geliştikten sonra biraz bekleyelim, görelim. Ona göre hareket ederiz. Şu anda bu kadar konuşalım. Tamam, teşekkür ederim. Ayıp olmasın. Sağ olun. Sağ olun başkanım.